Haber Uzayı'na hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta oyun, teknoloji, popüler kültür dünyasında neler yaşandı? Hızlı bir tur atacağız. Haftalık haber yetmezliğini karşılayan ilaç gibi program Haber Uzayı başlıyor. Oyun tarihi böyle güzel patlayan oyun görmemiştir. Görmüştür tabii de bu Atlas'ın düştüğü duruma düşen oyun sayısı nadirdir. The Game Awards 2018'de davullarla, zurnalarla duyurulan korsan temalı efendim açık dünya, MMO, devasa, ultra süper lüks oyun Atlas'ın attığı yemi yiyen binlerce oyuncu oyunu ön sipariş etmiş. Atlas'ın bok gibi bir oyun olduğu ortaya çıkınca geliştirici firma iade manyağı olmuştu. Atlas'tan umudu kesmeyen bir grup oyuncuysa oyunu oyun demeye dilim varmıyor. Bu şeyi oynamaya devam etti. Ancak onların da kafasına tank, savaş uçağı yağdı. Atlas'ın serverlarını hackleyen bir grup korsan temalı oyuna gökten tank, savaş uçağı indirdi. Yani buna rağmen şu şeyi oynamaya devam eden de varsa üzerine yağdırsan müstahaktır. Kendi konsolunu geliştiren Dayı'dan yeni haber var. Project Cars'ın yapımcısı Slide Mad Studio'nun başındaki canı çok sıkılmış emekli modunda takılan Ian Bell kendi konsollarını geliştirmeye başladıklarını duyurmuştu. Hızını alamayan dayımız pek çok teknoloji devi kapımızda yatıyor falan diye bol keseden sallıyordu. Ian Bell reis Madbox adlı konsolun kontrolcülerini de görücüye çıkarttı. Tasarım çizimleri gösterilen kontrolcülerin üstünde bir ben yokum. Dokunmatik ekran, oyun göstergeleri, ışık paneller neler neler. Dayı vermiş gösterişi, al beni gamepadleri ama ergonomiyi atlamış. Bayağı tuvalet terliği daha ergonomikti bu kontrolcüden. Ya bunlarla uğraşacağına evdeki prizleri duvara montelemeye çalışsan, ne bileyim apartman yöneticisi olsan, Milli Yeni Yol gazetesi okusan, tuhaf sesler çıkartıp evde dolaşsan falan. Keriz silkelemelere doyamayan Activision Call of Duty Black Ops 4'te 1 dolara nokta satmaya başlamıştı. Oyuncuyu ayakta silkmek tatlı gelmiş olacak ki 1 dolara nişangah noktası satan Activision şimdi de 2 dolara gülücük satmaya başlamış. Bayağı gülücük. Aha bu. 2 dolar. Oyuncular da bu durumdan memnun olacak ki Activision geçtiğimiz sene sadece mikro ödemelerden 4 milyar dolar gelir elde etmiş. Bence artık mermiyi de parayla satmalı Activision. Şarjör başı 2 dolar. Mis. Para saçmaya hazır bu kadar adam varken az bile kazanıyorlar. Bir silkeleme operasyonu da malum firmadan. Steam'de 209 TL fiyat etiketiyle ön sipariş edilebilen Resident Evil 2'ye çılgın zam geldi. Malum firmaya bu fiyat az gelmiş olacak ki Resident Evil 2'nin fiyatı bir gece yarısı operasyonuyla bir anda 399 TL'ye yükseldi. Götümüzdeki donumuzu da al oldu olacak ağzını kırayım. La dijital oyun bu, kutusu yok, maliyeti yok, masrafı yok. 400 TL nedir? Hadi özel sürüm kitap olsa, Norveç'ten özel kağıt kaplama getirilse, altın varaklı yazı fontu falan olsa tamam. 2500 TL'den yasla gitsin de öyle de değil ki. Zaman zaman oyun stüdyolarının birbirlerine salladıklarına şahit olmuşuzdur. Yeni bir stüdyolar arası ağız dalaşı vakası da geçtiğimiz günlerde yaşandı. Rage 2 resmi Twitter hesabı, kıyamet sonrasında geçen eğlenceli Mad Max'imsi oyun renk tonu olarak da bilinen pembemsi tonu kullanarak Rage 2 New Dawn yazan bir görsel paylaştı. Açık bir şekilde Far Cry New Dawn'a gönderme yapan Rage 2'ye Far Cry New Dawn resmi Twitter hesabı sanat tasarımımızı çok sevmişsiniz anlaşılan. Trailerımıza da göz atın iyi bir şeyler görmek istiyorsanız diye yanıt verdi. Rage 2 durur mu yapıştırdı cevabı. Of tatlı oyun harika görünüyor. Diyerek meşhur Spider-Man meme ile Far Cry New Dawn'a yanıt vererek New Dawn'ı bizden çarptınız demeye getirdi. Ubisoft'un oyun yapma mantığı oradan buradan sevilen oyun mekaniklerini kopyalayıp oyuncunun suratına fırlatma şeklinde olduğu için ben bu atışmada Rage 2'ciyim. Bradalar Magazin Servisi Twitter'dan bildirdi. God of War'un yapımında yer alan önemli isim Microsoft'a transfer oldu. God of War'un bölüm tasarımcısı Chris O'Neill, Microsoft'un Initiative stüdyosuna katıldı. Bayağı iyi transfer. Bu nesli adeta pas geçen Microsoft, yeni nesilde daha fazla özel oyununa gelecek gibi görünüyor. Bulut tabanlı stream makinesi, Netflix'in oyun versiyonu olma planları derken, Microsoft yeni nesilde taşları yerinden oynatacak hamleler yapabilir. Oldukça önemli firmaları satın alan Microsoft, kadroyu da sağlam isimlerden oluşturmaya başladı. Yeni nesilde Xbox tarafı umut vaat edecek gibi görünüyor.
Oscar adayları belli oldu. Black Panther'ın en iyi film kategorisinde aday olması Oscar'ın son yıllardaki düşüşünü kanıtlar nitelikte. Hayır, benim anlamadığım vere vere doyamadınız mı siyahili filmleri? Yeter de ne zamana kadar devam edecek bu pozitif ayrımcılık? Film iyi desen değil, anlattığı bir şey var mı? Yok. Efekt desen ölümüne yeşil perde. Eğlencelik film işte. İzle, unut, bitti. Ha yine de 2 senedir devam eden Kara Panter goy goyuna rağmen Green Book varken Kara Panter Oscar'ı alamaz. Neden? Çünkü Green Book hem siyahili hem de gaylı film. Oscar için ideal birleşim. Bu Man Rhapsody'de gay var, siyahi yok mesela. Onu direkt eledik. Bir de Roma var. Onda siyahi de gay da yok. Ama onda da üzerimize umarsızca sanat ve fular fırlatıldı. O da alabilir. Aman bana ne ya, kim alırsa alsın. Ayla alamadıktan sonra ben ne yapayım Oscar'ı? Mount & Blade'deki Bannerlord yine çıkmadı. Önümüzdeki hafta sadece bir tane dikkat çeken oyun çıkacak. O da hayranlarının uzun yıllardır beklediği, konusundan hiçbir şey anlamadığım Mickey Mouse'lu oyun Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3 29 Ocak'ta çıkacak. Bu haftanın gündemi de böyleydi. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte haber uzayında görüşmek üzere. Yani aynı saatte olmasa da aynı gün. Aynı gün de olmayabilir ama önümüzdeki hafta haber önümüzdeki hafta da olur mu onu şimdi ben tam bilemedim ama sevdiyseniz olur, devam et dersin. Hadi ben kaçtım.